Ben Demokrat Parti'nin eski genel başkanıyım. 1993 yılından beri Onur Hareketi'nin liderliğini yürütüyorum. Onur Hareketi bir siyasi hareket. İnsan onurunu uğruna mücadele edilecek en büyük dava olarak gören bir siyasi hareket. Onun liderliğini yürütüyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerle ilgili bir sancımız, bir düşüncemiz, bir fikrimiz ve bir duruşumuz olacaktır. Bir tavrımız olacaktır. Bu tavrımız edepten yana, ahlaktan yana, adaletten yana olacaktır. Bununla ilgili toplumu geziyoruz, yurttaşları geziyoruz, sohbetler ediyoruz. Meselenin ne olduğunu, ülkenin derdinin ve tasasının ne olduğunu kavrayıp bununla ilgili fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ankara'da yerimiz var. 93 yılında kuruldu. 93 yılından beri yollardayız. Şanlıurfa'ya dair hedefleriniz neler? Şanlıurfa özelinde Türkiye genelinde biz milletimize derdimizi, tasamızı, niye yolda orada olduğumuzu anlatıyoruz. Urfa'daki derdimiz, tasamız da budur. Bunu anlatıyoruz. Ülkede insanlar sıkıntıda. Sıkıntı çok büyük. Bu hem ekonomik hem psikolojik ciddi bir sıkıntı var, ciddi bir problem var. Bu ciddi bir problem, ciddi sıkıntıyla ilgili bana göre ülkenin nefesi ve dermanı kalmadı. Bana göre, benim şahsi düşüncem. Budur yani Urfa'daki sorunları dinlemek ve Urfa'dakilerle birlikte olmak. Kararlıyız, yollardayız. Bu milletin ferasetini, bu milletin saygınlığını, duruşunu, sessizliğini kendi kafalarında farklı değerlendirenler çok büyük yanılgı içindeler. Bu milletin sessizliği ve suskunluğu edebinden, terbiyesinden, devlet terbiyesinden, aileden aldığı gelenek ve göreneklerinden. Biz azarlanmaktan, ötelenmekten yorulduk. Azarlanmaktan ve ötelenmekten ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu dili kabul etmiyoruz. Bu dil hoş bir dil değil. Bu dil bize zarar veriyor. Yani öteleyen, kıran, sadece %50 bana yeter diyen dil, anlayış bize zarar veriyor. Bizi iyi yere götürüyor.